Daha şu an biraz soğuk, biraz da yükseklik korkusu. Motorumuza bindik, hadi bakalım. Motoru teslim ettik. Çok güzeldi. Sence? Bayağı zevkliydi ya. Selamlar. Herkese merhaba. Bugün Uludağ'dayız. Daha doğrusu iki gün boyunca buradayız. İstanbul'da karın tadını çıkaramayınca dedik ki şöyle doya doya yaşayalım ve Uludağ'a geldik. Turla geldik buraya. İki gün boyunca buradayız. İlk gün kayak takımları kiraladık. Kaymaya çalışıyoruz. Yarın başka aktiviteler deneyeceğiz. Biz hayatımızda ilk defa kayıyoruz. Hani çok bir şeyimiz yok, bir bilgimiz yok. Hoca falan da tutmadık. Kendi kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir nebze olsun bir şeyler yaptığımı düşünüyorum. Sen biraz kayıyorsun da ben daha yürüme aşamasındayım. Yürümeyi öğreniyorum. İnşallah öğreneceğim bugün. Biraz zormuş yani ama keyifli. Gözde düşe kalka öğreniyorum. Aynen. Bayağı düştüm ama sorun değil bence bu. Burada zevki orada çıkıyor zaten. Birazdan teleferikle tepeye çıkacağız. Telesiyej miydi? Telesiyejle tepeye de çıkacağız. Oraları da gezeceğiz. Fiyatlarla alakalı kayak takımı, hocalar veya diğer skipes masrafları gibi bunlarla alakalı detaylı bilgileri de yeri geldiğinde paylaşıyor olacağız. Sonra biraz odamızda dinlendik. Malum dışa kalka bayağı bir yorulmuşuz. Şimdi teleseyiciye binip zirveye çıkmayı planlıyoruz. Daha sonra belki biraz daha kayma denemeleri yaparız diyelim. Sonrasını bilmiyorum, paylaşırız. Öğlen gibi odayı teslim aldık. Odamız bu şekilde. Temizliği fena değil. Çok iyi değil ama idare eder. Biz pistlerin olduğu yere değil de şöyle meydanın olduğu bölüme bakıyoruz. Bu arada biz buraya sabah da söylediğim gibi turla geldik. Bir gece daha konaklamalı tur aldık biz. Turları alırken bunlara dikkat edin. Bazılarında konaklamalı diyor ancak dağda diye belirtmiyor. Bunlar daha çok Bursa şehir merkezinde veya Uludağ'a yakın bir yerde bir termal otelde konaklatıyorlar. Ve Uludağ buradaki milli parka yani kayak alanına günübirlik ulaşım sağlıyorlar. Biz onu tercih etmedik. Direkt burada konaklamak istedik. Bence iyi de oldu. Bu turda Kervansaray Otel'de kalıyoruz biz. Yeme içme, pistlerin kullanımı, teleseyircilerin kullanımı, ayrıca konaklama dahil bir paket satın aldık. Eğer turların içerisine dahil olmazsa bunlara ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Özellikle skipes ücretleri biraz pahalı oluyor dışarıda gezerken. Şimdi görürsem ayrıca onları da paylaşacağım. Şimdi biz dışarı çıkalım. Enerjimiz yettiği kadar biraz daha kayacağız. Daha doğrusu kaymayı deneyeceğiz. Sonra da teleseyirciye binip zirveye çıkmayı planlıyoruz. Otelin kendi kayak okulu var. Buradan takımları kiralayabiliyoruz ve zaten kaymayı biliyoruz. Direkt pistlere çıkabiliyoruz. Teleseyirciler imtihanı. Ay sallanıyoruz. Korkuyor musun? Biraz. Biraz korkunç ama bence çok zevkli. Zirve
kopuyor. Teleseyir'de zirveye çıktık. Burada bir kafe var. Kafe denebilir. Restoran. Sıcak soğuk içecekler var. Biz sıcak bir şeyler söyledik. Şimdi biraz içimiz ısınsın. Burası daha da soğuk. Evet, yemek yedik. Üzerine bir çay içmek istedim. Bulamadım. Biraz fiyatlar pahalı diyorlar. Bakalım, göreceğiz. Şurada şöyle merkezi bir şömine yapmışlar. Etrafında da oturuluyor. Sıcak sıcak güzel oluyor ama müzikler aşırı kötü. Kopuyoruz. Apache müzikleri eşliğinde bir çay ve bir kahveye 30 lira verdik. Mutlu musun? Hadi gidelim artık. Apache kızım ya. Aşağıya iniyoruz şu an ama donduk. Zirve aşırı soğuk yani. Aşağısı daha iyi esmediği için herhalde. Burası çok esiyor. Pek duramadık. Zaten buradan kayak yapacak seviyede de henüz değiliz. Hatta hiç kayak yapacak seviyede değiliz. Daha şu an... biraz soğuk, biraz da yükseklik korkusu. Ben çok güzel. Sadece soğuk. Verdik. Yarın belki devam ederiz. Şimdi biraz etrafta gezmeye çıktık. Bakalım etrafta neler var. Size de göstermeye çalışacağız. Spes fiyatları şu şekilde. Ama eğer internetten alırsanız daha uygun oluyor diye biliyorum. Etrafta çok sayıda kayak ekipmanları, kiralama yerleri var. Bu konuda sıkıntı yaşamazsınız ama hepsinin fiyatları birbirinden farklı. Hepsine bir sorun derim. Biz kayak takımlarına 80'er lira, pantolonlara da 50'şer lira verdik. Kayak montu kiralamadık. İsteseydik ona da bir 50'şer lira daha ödeyecektik. Restorana geldik. Yemekler açık büfe. Şöyle seçtik, yiyoruz. Fena değil. Yani çeşit var. Koyarsınız, aç kalmamışsınız. Çok yorgunuz muhtemelen. Yemekten sonra odaya çıkıp bayılırız artık. Artık yarın sabah görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Dün gece erkenden uyuduk, o kadar yorulmuşuz ki ama şimdi uykumuzu almış bir şekilde uyandık, hazırlandık, kahvaltıya ineceğiz. Bugün kayak yapmayı düşünmüyoruz. Bugün ne yapacağız? Kar motoru kiralayıp birazcık motor keyfi yapalım istiyoruz. Birazcık şey fiyat olarak yüksek olduğunu öğrendik ama yani şey zamana kıyasladığımızda 45 evet. dakika gibi bir zaman veriyorlarmış falan. Ona göre fiyatı yüksek ama buraya gelmişken de bunu denemeden dönmek istemiyoruz ya. Zaten motorcu adımız gelip de burada onu tatmadan olmaz yani. Evet, bir de karda da motor kullanmayı bir denemek istiyoruz. Evet. Umarım buluruz. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Bulursak zaten paylaşıyor olacağız. Fiyatlarını, kullanım şartlarını hepsini zaten birlikte göreceğiz. Kar motoru kiralamaya geldik. Motorlar ikinci bölgeden kiralanıyormuş. Biz birinci bölgede kalıyorduk. Serviste bizi otelden aldılar. Geldik. Yaklaşık ne kadar dedi? 45 dakika mı? Tur evet. 45 dakika. 45 dakika kadar sürecek bir rota varmış. Orada kullanacağız. Ücreti de 500 lira motor başına. Motor 2 kişi kullanabiliyor. Yani kişi başı 250 lira gibi düşünebilirsiniz. Hadi bakalım deneyelim. Ay. Motor cenneti ya. Motorumuza bindik. Hadi bakalım. Tamam, ilerleyebilirsin. Gaza döndü. Kullan parçası size aittir onun için. Gaza döndü. Kullan parçası size aittir onun için mesafeyi koruyorum.
verdik şu anda. Önden mi çekeyim? Ne güzel görünüyormuş her yer burada. Şimdi orayı da göstereceğim. Bayağı yüksek bir yerdeyiz. Biraz zorlu bir yol yani, şöyle çok engebeli karlar tabii. Kullanıla bu yol bayağı taşlaşmış. Karlar böyle dalgalı dalgalı olmuş. O dalgalı dalgalı olan yerlerde, zeminlerde şey değil. İçiniz biraz dışınıza çıkıyor. Hız yapamıyorsun orada. Gerçi zaten çok hız yapamıyorsun. Mesela 30'u falan hiç geçmedik hız olarak da. Ama ben hani arkada onu da unutma lafını, artçı olarak hani çok fazla sarsıldım. Çok fazla zıpladım. Bir ara dedim herhalde fırlayacağım gideceğim yani. Sıkı tutunmak da gerekiyor. Şey ama çok gibi, güzel. Ata binmek gibi. At nasıl böyle kalçalarıyla seni hoplatıp hoplatıp duruyor ya. Aynı onun evet. gibi. Bu da sürekli zemin seni hoplatıp hoplatıp duruyor. Şimdi yani şeyi falan daha ağır. Mesela motor gibi değil yani. Direksiyonu öyle çevirmesi falan filan. Bayağı bir sert yani. O kısmı tabii ben kullanırım diyordum. Mutlaka denerim diyordum ama cesaret edemeyeceğim galiba. Şimdi hiç ona giremem. Yollar çünkü birazcık bence zor. Düz bir pist olsaydı belki denerdim ama bu da kaldı. Yapacak bir şey yok. Şimdi biraz etrafa bakalım. Burada bir seyir terası yapmışlar. Bayağı yüksek. Şu an Türk Hava Yolları. Ben kaptan pilotumuz. Bursa semalarında uçmaktayım. Kaptan pilot beni biraz önce ormana uçuruyordu. Sence? Bayağı zevkliydi ya. Değdi mi sence bekliğine? Değişik bir deneyim oldu. Ya
fiyat olarak bence biraz hala yüksek buluyorum bence ama de. Yani zamana göre bence fiyatı yüksek ama evet. Bir kez de deneyelim ya. Ya bence de motor sevenlerin, yani motosiklet sevenlerin denemesi gereken bir deneyim bence. Ama fiyat hala da yüksek. Bir de şöyle bir şey var. Ya girişte de başka şeyler de sürekli satmaya çalışıyorlar. İşte kask verdiler mecburi. Gözlük ısrarla satmaya çalışıyorlar bizi 60 liradan. 60-60, 120 lira yani. İstemediğimizi söyledik. Kendi gözlüklerimizle de gayet oldu. Yani bence de ne kadar gerekli deseler de bence kendi gözlüğünüzde yetiyor değil mi sence? Yani şey, fırtına olursa ha, belki kötü olurdu da öyle bir durum yok. Bir de çok hızlanmıyorsun. Hani rüzgarı hissedeceğin aşırı bir durum da olmuyor. En fazla 35 km hıza çıktık. Doğru. O bile zaten bayağı hızlı hissiyat veriyor öyle. Yol şey olduğu için dalgalı dalgalı. Evet. Ya belki dediğin gibi yağışlı olsaydı kapalı gözlük gerekebilirdi ama böyle bir havada bence normal bir güneş gözlüğü iş görüyor. Bir de şu an hava şey mesela açık, güneşli, rüzgar da çok fazla yok. Böyle bir havadan evet. bahsediyorum. Hem de bence böyle olması daha güzel de oldu değil mi? Evet. Geldi galiba. Geldi. Servisimiz geldi şimdi otelde. Fotoğrafı göstersene. Şöyle bir fotoğraf çektiler bizi. Mola noktasında. Şu an netlemiyor ama güzel oldu. 50 lira. Kervansaray. Bu bölge daha sakinmiş değil mi? İkinci bölge. Biraz daha yeni sanırım buradaki oteller. Genelde buraya günübirlikçiler gelemez. Çünkü kafe yok faydalanacakları. Evet. Tamamıyla otel müşterilerine ait olduğu için otel müşterisi daha iyi rahat eder bölgede. Evet. Burası daha güzelmiş, daha nezih aslında. Yani oteller daha kalitelidir. Evet. Biraz fiyat farkı olabilir. Daha yüksek tabii. Neyse öğrenmiş olduk. İlk defa geldik. Öyle mi? Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. Bundan sonra ikinci bölgeyi Ağaoğlu. Boğaz evet. Karınay'ı tavsiye ederim. İkinci bölgedeki otellerin hepsi sonradan açıldı burası. Yeni yapıldı. Hizmet kalitesi güzeldir. Evet. Sınırsızdır. Buraya geldim mi ama şey bir hafta falan kalmadı. Burası Mandıra diye tabii. geçer. Pandemi öncesi orası disco bar olarak gece 4'e kadar açılırlar. Ancak şu an pandemi sebebiyle kapalı. Tabii. Burası kızak pistimiz. Kızak yapmak isterseniz saat altı kızak pisti var. 6'ya kadar açık tabiriniz olsun. Güzelmiş bu bölgeyi, beğendim. Otele geldik, yemeğimizi yedik. Şimdi böyle piste karşı şöyle oturduk. Biraz dinleniyoruz. Dönüş saatini bekliyoruz aslında. Gitmeden önce bir şeyden bahsetmek istedim. Bu birinci bölge, ikinci bölgeden biraz bahsedelim. Bu birinci bölge bizim de kaldığımız alan turların getirdiği ve günübirlikçilerin daha çok tercih ettiği alanmış. Burada daha çok kafe, restoran ve sosyal imkanlar var. O yüzden daha kalabalık oluyor. İkinci bölge çok daha sakin. Yeni yapılan birkaç tane otelin olduğu ve etrafta da çok fazla dışarıdan gelen insanların olmadığı bir bölgeymiş. Biraz daha fiyatlar yüksek. Ama hani öyle bir tatil istiyorsanız ikinci bölgeyi tercih edebilirsiniz. Biz belki bir daha orayı tercih edebiliriz. Deneyebiliriz. Daha uzun konularda orası tercih edilmeli diye düşünüyorum. Kayakçılar için de buranın pisti. Bir diğer taraflardan görmedik ama 20 tane pist varmış. Buradaki şeyler açısından da evet. diğer oteller açısından da buranın pisti güzel. Bir de bir genel yorumum daha, burada sürekli cebinizdeki parayı almaya çalışıyorlar diyelim. Yani her şeyi satmaya çalışıyorlar. Biraz önce biz motor kiraladığımızda da bunu fark ettik. Biraz da sinir olduk. Yani o gözlükleri kiralamadık diye adam resmen trip attı bize. Yani değil mi? O zaman süremezsen, geri dönersen 500 lira boşa gider falan dedi. Ama hiç de öyle bir durum olmadı. Fotoğraf konusu, 8 tane fotoğrafımızı çekmişler ki onda da hani bize sormuyorlar fotoğrafınızı çekelim mi diye. Direkt hani poz verin çekeyim diye emrivaki oluyor. Bir şey diyemiyorsunuz o anda. Sonra onu size satmaya çalışıyorlar. İstemezseniz almıyorsunuz tabii ama biz bir tane aldık. 8 tane çekmiş ama birbirinin benzeri. Ve bize 8 tanesini 200 liraya satmaya çalıştılar. Almadık. Bir tanesini aldık. Ona da 50 lira verdik. Bir de ben normalde araba kullanıyorum, motor kullanıyorum. Bunları kullanmaya alışkın birisiyim. Hani araç kullanmayı bildiğim için benim için bir sorun olmadı ama hiç bilmeyen birisi içerisinde şey olabilir. Çok tanıtmıyorlar. Yani pek bir şey bahsetmediler. Nasıl şunu yapacağım, bunu yapacağım şu gaz diye. Bu fren dedi sadece. Ve hani iyi eğlenceler dediler. Yani şeyi düşünüyorum. Mesela ehliyet alırkenki şeyler gibi. Şu gaz, şu fren derse o adam uçuyordu. Aynen. Yani. Muhtemelen burada da öyle olur. O adam da zaten baştan şey diyor. Bu gaz, bu fren kaza yaparsan senden parasını alır. Aynen. Direkt bunu söylediler zaten.
bu şekilde yani genel olarak bizim vermeye çalıştığımız bilgiler. Unutulmuş bir şey olursa zaten sorarsınız, yardımcı da oluruz. Şurada otobüsümüz geldi. Şimdi bineceğiz ve İstanbul'a doğru yola koyulacağız. Mümkün olduğunca hem kendi deneyimlerimizi hem de sizin burada geldiğiniz zaman ne yapabileceğinizi, fiyatları aktarmaya çalıştık. Atladığımız, unuttuğumuz bir şey varsa yardımcı olmaya çalışırız sorarsanız. Bu arada şey, biz burada geldiğimiz için tur dönerken şey yaptıracakmış bizi, bir Bursa'ya uğrayacakmışız. Evet. Bir saat ya da bir buçuk saat Bursa'da da biraz dolaştırıp oradan dönüşe geçeceğiz. O zaman yeni rotalarımızda, yeni planlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.